Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün tedavimizin 5. günü. Bütün dost arkadaşlarıma arayan, mesaj atan bütün dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin duaları, destekleriyle bizler ayaktayız. Hastalarımızın duaları bizi ayakta tutuyor. Elhamdülillah. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Yani her şey güllük gülistanlık değil kesinlikle. İnsanlar azami dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Maskesine, mesafesine dikkat edecek ama vatandaşın dikkat edemediği şeyler var. Yani mesela ben günlük haberi almıyoruz ki bir düğüne gitti, gelin, damat, kayınbabası, kaynanası, şunlar bunlar enfekte oldu diye. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Zaten bir yoğunluk var, virüsün yoğunluğu var. Bu yoğunluğu ortadan kaldırıcı tedbirlerin mutlaka alınması lazım. Daha önceki söylediğimiz gibi sağlık sistemimizi gerçekten doktor arkadaşlarımızı İstanbul'da yatıyor bir doktor abimiz, Kayseri'deki özel hastaneler, devlet hastanesindeki arkadaşların ne denli sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Kendi hastanemizde günlük bir iki kez gördüğümüz vakaların şimdi 18'lere, 20'lere vardığını görüyoruz. Yani bizim maksadımız toplumumuzun bir an önce bundan bir an önceki duruma gelebilmesi için hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Müdürlüğümüz, Sağlık İl Müdürlüğü maksimum elinden gelen şeyle destek veriyor, gayret gösteriyor. Filyasyon ekipleri çalışıyor ama biz bir tarafta düğünleri yaparak, diğer tarafta hasta toplayarak bu işi çözmemiz mümkün değil. Ben bu hekim olarak hastaya baktığımız yerle yattığımız yer arasında fark olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın hiçbirinin bu sıkıntılı sürece girmemesini umut ediyorum. Çünkü bu virüsün ne yapacağı ne yazık ki belli değil. Bazı hastalarda hiç şikayeti olmasa da, alt hastalığı olmasa da birkaç gün içerisinde ölümle sonuçlandığını görüyoruz. Bu manada 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın evlerinde gençler varsa onlara mutlaka dikkat etmeleri lazım. Onlarla temaslarını azaltmaları lazım. Yüksek ateş, öksürük, eklem ağrıları olanların mutlaka erken dönemde doktora gitmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Tedavi ne kadar erken başlar ise o denli başarı yükseliyor. Elhamdülillah biz tedavinin 5. günündeyiz. Sıkıntılarımız azaldı. Ama tamamen bitti mi? Bitmedi. Birkaç günlük daha tedaviden sonra inşallah rahatlayacağız. Ben hayırlı cumalar